Merhaba arkadaşlar. Yeni bir projeye başlıyoruz. Bildiğiniz gibi önceki haftalarda buradaki alternatörü yaptık. A'dan Z'ye bu alternatörün nasıl yapılacağını, daha çok evdeki malzemelerle yani torna, tezgahı kullanmadan tamamen el aletleriyle bir alternatörü yapmıştık. Gayet de verimli oldu. 12 mıknatıslı, 9 bobinli bir alternatördü. Biraz daha çıtayı yükselttik. 36 mıknatıslı, 27 bobinli yeni bir alternatöre başlıyoruz. Bugünkü projemde alternatörümün planlamasını, kablo sarım yöntemini, mıknatısların yerleşimini, bobin mıknatıs ilişkisini, her şeyi tek tek sizlerle paylaşacağım. Şimdi dikkatlice projeyi takip etmenizi istiyorum. Tabii ki bu tarz benzer projeler için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Haydi projemize geçelim. Buradaki alternatörümüzün de çalışma mantığı aynı. Daha önceki yaptığım alternatör gibi olacak arkadaşlar. Yine bir bobin grubu ve hafif çevirmeyle güç alacağız. Tabii ki buradaki güç, buradaki alternatörün en az 3 kat olacak. Çünkü boyutları 3 katına çıkarıyorum ben burada. Ve buradaki tel kalınlığını, buradaki tel kalınlığından biraz daha kalın yapmayı planlıyorum. Burada tel kalınlığının ne olduğunu, kaç spir sarılacağını ve mıknatısın gücünün önemini birazdan zaten göreceğiz. Şunlar benim bobinlerim. Bunları birazdan uygulamalı olarak nasıl bobinlerimizi yerlerine yerleştirdiğimizi de göreceğiz. Örnek bir tane bobini sarıp yerine oturtturacağız. Daha sonra ise sizlere bu işin şemasını paylaşacağım. Önceki haftalarda bobini sarmak için şu şekilde kalıp oluşturmuştuk. Bakın burada neyi neden yaptığımı görmenizi istiyorum. Buradaki çelik pinlerin ne işe yaradığını bobinleri birazdan sararken göreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde sökelim. İlk önce burada basit bir bilgi vermem gerekecek. Yani şu ortadaki parçanın buradaki mıknatıs kadar olması zaruri. Yani bununla mıknatısın ölçüleri aynı olacak arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? İleriki zamanda bunu neden söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bazen nötr, bazen S, bazen N etkisi altında kalması gerekecek benim bobinimin. Zaten proje ilerlerken bobinlerin kutuplarının mıknatıslarla nasıl ilişkili olduğunu göreceğiz. Bu aşamada bilmeniz gereken şu iki parçanın birbirinin ölçüsüne uyum sağlamış olması gerekiyor. Kalınlık önemli değil. Sadece mıknatıs boyutunda olması yeterli. Genişlik ve boy. Burada yine medium 40 x 25 x 10 mıknatıs kullanacağım ben. Piyasadaki en güçlü mıknatıslar ve en kolay bulunan mıknatıslar bunlar diyebilirim. Burada da gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı ölçülere sahip. Dediğim gibi kalınlık önemli değil. Buradaki kalınlık artarsa daha fazla bobin sararsınız. Tabii ki manyetik alandan da uzaklaşmış olursunuz. Çünkü mıknatıslar bobinlere ne kadar yakın olursa alacağımız verim o oranda büyük olacaktır. Evet, şimdi bobinimi saracağım. Bobinimizi kafamıza göre saramıyoruz arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi bunun da bir kaidesi, kuralı var. Evet, burada numaratörümüz var. Yani tur sayarımız. Kaç tur sarılacağını buradan göreceğiz. Ben bugün burada 0.80'lik telle örnek bobin saracağım. İsteyen tel kalınlığını artırabilir arkadaşlar. Tel kalınlığını artırmak demek haliyle buraya daha az spir tel sığdırmak anlamına geliyor. Teli kalın sarar isek düşük volt yüksek amper alırız. Teli ince sarar isek yüksek volt düşük amper alırız. Şimdi böyle bir alternatöre 0.80'lik tel kullanmayın.
minimum 1 milim kalınlığında olsun teliniz. Ben bu alternatöre belki 2 milim kalınlığında tel yapacağız. Ama tabii ki bunu sonraki aşamada sizlere anlatacağım. Tabii ki buradaki şablonun ne anlama geldiğini de bu bobini sardıktan sonra size anlatmalıyım. Çünkü bobin olmadan ne desem yanlış olur. Şimdi gelin örnek bobinimizi saralım. Evet, ben bu telden 165 tur sardığım zaman benim istediğim kalınlığa ulaşıyoruz. Ben şimdi 165 tur saracağım. Evet, gördüğünüz gibi 165 tur sarmam yeterli. 0.80 tel kalınlığında bu olacak. Birazdan neden böyle olacağını anlatacağım size. Buradaki kalıbıma delikler, yani oluklar açmıştım. Neden oluk açtığımı şimdi burada görüyorsunuz. Çünkü bu bobini kalıptan çıkarırken bobin dağılıyor. Eğer bu yarıklardan bobinimizi bağlarsam, şöyle, artık bobinimiz dağılmadan çıkacak. Tüm sorularınıza cevap bulacaksınız. Atlamadan izleyin arkadaşlar. Başını kıçını izlemeyin. Başlayın. Gerçekten yapacaksanız bu jeneratörü veya manyetik alanın nasıl işlediğini öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu çelik pinleri buraya saplamasaydım ben, bobin alttaki kalıba sıkışacaktı. Ve bobini çıkarmak imkansız olacaktı. Hatta bunu şöyle göstereyim size. Çekip alalım ön parçayı. Gördüğünüz gibi o kadar sıkı ki burası. Ama buradaki pinler milimetrik boşluklar bıraktığı için bobin direkt gelecekti size. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Birinci aşamayı öğrenmiş oldunuz. En önemli aşama bobin sarımı. Bunun gibi 27 adet bobin saracağız. Öncelikle bobinimizi kağıt bantla bantlayalım, dağılmasın. Çünkü telleri çıkaracağım oradan. Bunları vernikleyeceğiz daha sonra. Verniklemeniz gerekebilir çünkü titreşim olacaktır. Titreşim ise bobin telinde emaye boyada açılmalara neden olabilir, çiziklere neden olabilir ve böylece kısa devreye düşebilir bizim bobinimiz. Bunun için verniklemeniz gerekir arkadaşlar. Ya da polyesterlemeniz gerekir. Biz daha önce polyester sürmüştük biliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi klasik bir alternatör bobininin sarımını gördük. Şimdi giriş, şu benim giriş ucum, sarmaya başladığım uç. Burası ise çıkış ucum. Hemen şunları keselim. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir bobin sardık. Şöyle alalım mıknatısımızı elimize. Evet. İşte olay bu. Mıknatıs bobinin içinden geçecek arkadaşlar. 2. Bobin kalın... Ah! O neydi? Evet, gördüğünüz gibi mıknatıslar çok güçlü. Ne demiştik? Bobinimiz mıknatısın ortasından geçecek. Birinci kural. Birinci kural. İkinci kural. Bobin kalınlığı, yani şu kalınlık
Mıknatıs kalınlığının yarısı kadar olacak. Mıknatıs kalınlığımız neydi? 25 milimdi arkadaşlar. Benim bobin kalınlığım 12,5 milim olmalı. 12,5 milim olmalı. Neden 12,5 milim olmalı? Gelin şimdi şablon üzerinde bunu anlatalım size. Bunlar benim mıknatıslarım. SN kutbu. Yani mıknatıslarımız SN, SN diye gidecek. Mıknatısımız bu şekilde. Arka tarafta çizmiş olduğum ise benim bobinim. Mesela sarı bobinim, mavi bobinim, kahverengi bobinim diyelim. Bakın sarı bobinin üstten görünüşü arkadaşlar. Bir kenarı bobinimin, diğer kenarı bobinimin. Mıknatısım ise tam burada. Bakın şu şekilde. Burada benim bobinimin tam orta kısmına geldi mıknatısım. Mesela mavi bobini ele alalım. Mıknatısımız tam mavi de. Mavi bobini şöyle koyduğumuz zaman mavi bobinde ise bakın bobinin bir kenarı esin etkisi altında, diğer kenarı ise enin etkisi altında. Aslında az önceki ende bobinimiz nötr durumdaydı. Burada enerji üretilen bir durum ortaya çıktı. Enerji üretebilmenin kanunu şu. Eğer siz bir iletken üzerinde manyetik alanı devamlı olarak değişirseniz iletken üzerindeki elektronları harekete geçirirsiniz. Yani elektron atlamasına sebep olursunuz. Yani içeride bir döngü oluşuyor. Bu ise bakır tel üzerinde gerilimin oluşmasına sebep oluyor. Başlangıç videolarımızda ben bunu defalarca anlattım. Bu konuda bu projede bunlara çok fazla değinmeyeceğim. O konuları öğrenmek isteyen arkadaşlar geriye doğru gidip o kısmı öğrensinler. Şimdi burada anlaşılmayan bir şey kaldığını zannetmiyorum. Sadece mıknatısların dizilimi burada önemli. Mıknatısların arasındaki mesafe bobin kalınlığı kadar olmak zorunda. Mıknatısların arasındaki mesafe 12,5 milim olmalı arkadaşlar ortalama. Yani 12,5. Bobin kalınlığım da ortalama 12,5 milim. İşte ben bobinlerimi sardıktan sonra yan yana dizeceğim. Yan yana dizdiğim anda iki bobinin toplam kalınlığı mıknatıs kalınlığı kadar olacak. Diğer bobinim de şu kısma gelecek. Sadece bobinlerin konumlandırılması kalacak. Neden peki 40 santimetre çapında bir yay ortaya çıktı? Bizim mıknatıslarımızı biz nasıl diziyorduk? 4, 8, 12, 16, 18 yani çift rakam. Bobinlerimiz ise tek rakam olmak zorunda. Yani biz 3 bobinli bir alternatör planladıysak 3 bobinli ise 4 mıknatıs. 9 bobinli ise 12 mıknatıs. Katlana katlana gidiyor. 3 bölü 4 arkadaşlar oran. Önceki alternatörümde 12 adet mıknatıs kullanmıştım. 9 adet bobin kullanmıştık. Şöyle uzaklaştıralım. Bakın. Buradaki alternatörümüzde tam 12 adet mıknatıs var. Kaç adet bobinimiz var? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki alternatörüm ise bunun 3 kat daha güçlüsü. 9'un 3 katı 27. 12'nin 3 katı 36. 35 tane mıknatıs koyamazsınız buraya. Siz 36 tane mıknatısı yan yana dizdiğiniz zaman her mıknatıs arasında da 12,5 milim boşluk bıraktığınız anda sizin mıknatıs rotor çapınız tam 40 santimetre çıkıyor. Evet, buraya kadar yaptığımız işlemi şöyle gözden geçirelim. Mıknatıstan mıknatısa 400 milim rotor çapımız olacak. Artı birer santim. Mıknatıs kalınlığımız 25 milim. Mıknatıs boyumuz 40 milim. Mıknatıs genişliğimiz 10 milim.
Mıknatıslar arasındaki mesafe 12,5 milim. Bobin boyumuz 65 milim. Bobin genişliğimiz 50 milim. Bobin kalınlığı ise dediğim gibi kişiye göre değişecek. Ne kadar kalın tel kullanırsanız o denli. Ortası ise mıknatıs ölçüsü neydi? 25 çarpı 40 milim arkadaşlar. Bugünkü projede bunlar yeterli. Diğer projede ise rotoru ve bobinleri sarıp bu jeneratörü hayata geçirmiş olacağız inşallah. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.